halde darbe dinamiği devrede dedik. Bakın çözüm süreci bombalanıyor, Ceylanpınar'da askerlerimiz öldürülüyor, her yerde bombalar patlıyor. Ve 12 Eylül öncesinde olduğu gibi bu bir darbe dinamiğidir, gelin bunu okuyun dedik. Ama okumadılar. Onlar şiddetten faydalandıklarını düşündüler. Biliyorsunuz 7 Haziran 2015'ten sonra bombalar patlayınca dönemin başbakanı oylarımız artıyor bile diyebildi. Yani bundan nemalanacaklarını düşündüler. Ama darbeye doğru kadar gittik. Şimdi bir musibet yaşadığınızda Fatih Bey ne yaparsınız? Ya ben acaba nerede hata yaptım ki bu darbe dinamiğine kadar gittik? Vatandaşlarımız kaybettik dersiniz değil mi? Şapkayı önünüze koyup düşünürsünüz. Ha ben toplumu kamplaştırdım, kutuplaştırdım. Darbeciler de bundan nemalandılar ve darbeye yürüdüler dersiniz. Biz o ara çok çabaladık. Bakın 15 Temmuz'dan sonraki günlerde bütün meclisteki yaptığımız istişarelerde gelin bu musibetten bir ders çıkaralım dedik. Yani toplum kamplaşsın, toplum bir kucaklaşsın dedik. Bu kamplaşma bitsin dedik. Ama maalesef onlar yeni kapı ruhu diye bir şey anlattılar. Yeni kapı ruhuysa bölücü bir ruhtu, ayrıştırıcı bir ruhtu. Yani toplumun tamamını kucaklayan bir ruh değildi maalesef. Ve bu çerçevede yürüdüler. Şimdi olağanüstü bir durum olduğunda ne olur Fatih Bey? Bir toplum bir musibet yaşar. Hani 3 ay olağanüstü hal anlaşılır. Bir yıl da olsun. Hani 6 ay da anlaşılır. Hadi diyelim ki 1 yıl. Der ki iktidar ya arkadaşım devletin içine işte darbeciler sızmış. Ben bunu temizlemem lazım. 3 ay, hani 6 ay, 1 yıl yetki alabilirsiniz. Dersiniz ki 1 yıl sonunda da teşekkür ediyorum meclisimize, bize yetkiyi verdi. Biz de 1 yıl içinde bütün bunları ayıkladık ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi demokrasiye dönelim dersiniz. Ama eğer niyetiniz bozuksa, niyetiniz kötüyse, bunu Allah'ın lütfu olarak tanımladı Tayyip Erdoğan biliyorsunuz. Bütün muhaliflerinizi bertaraf etmek için kullanırsınız. Şimdi İbrahim Kaboğlu hocamız, CHP'de milletvekili. Ya şimdi kanun hükmünde kararnameyle adamı görevden aldılar. Bizim bakın pek çok milletvekilimiz ve binlerce siyasetçimiz devlette memurdu. Bunların hepsini görevden aldılar HDP'lileri. Yani düşünün HDP'nin cemaat yapılanması FETÖ'yle ne işi olabilir? Ama hepsini görevden aldılar. Yani bunu muhalifleri sindirmek, bastırmak, korkutmak ve devletten bertaraf etmek için bir Allah'ın lütfu olarak kullandılar. Ve Fatih Bey bakın meclis... Ve bu da seçim güvenliğini tamamen bertaraf eden bir uygulama. Yani böyle bir OHAL yetkisi alacaklar. Ben bunun da açıkça söyleyeyim seçimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani normalleştirmek istemiyorlar ülkeyi ve zor şartlarında zorlayarak baskıyla seçime gitmek istiyor. Bu yüzden bu yetkiyi istiyorlar. Bu arada tütüncülerden ikisi tahliye edilmiş. Siz de gitmiştiniz Adıyaman'a. Evet. Protestolar nedeniyle 10 tütün üreticisi tutuklanmıştı protestolar nedeniyle. Maalesef. Orada gördüğünüz tablo da çok kötüydü. Korkunç Fatih Bey. Bakın insanlar isyan ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Yani düşünün ki ülkede tütün konusunda bir madde var bu torba yasada. Aynı torba yasada. Ha bunda var değil mi? Aynı torba yasada madde var. Şimdi biz geçen yıl bu torba yasa geldiğinde Fatih Bey dedik ki zaten pazarın %90'ından fazlasını yabancı karteller elinde tutuyor. İsmini vermeyeyim herkes bilir. Yani yerli babalarımız Maltepe, Samsun içerken şimdi sigara içenler yabancı markaları içiyorlar biliyorsunuz. Ve pazarın tamamına yakını bunların elinde. Ve tütünü de üretirken ithal tütün getiriyorlar. Yerli tütünü çok eser miktarda kullanıyorlar. Biz de dedik ki ya arkadaş bizim yerli bir tütünümüz vardı. Yani memlekette Samsun'unda da, Muğla'sında da, Marmaris'te de, Diyarbakır'da, Malatya'da, Adıyaman'da, Bitlis'te tütün ekilir. Pek çok şehirde ekiliyordu. Ya yerli tütünü sonuç olarak üretilsin ve bunlar pazarda kullanılsın dedik. Ama hayır, yabancı karteller çok güçlü lobiler biliyorsunuz. Milyarlarca dolar bu işten kazanıyorlar ve Türkiye'den alıp yurt dışına götürüyorlar. Ve işin kötüsü yerli tütün de kullanmıyorlar. Adıyaman, Malatya'da orada yerelde üretilen tütünü geçen yıl bir yasa getirdiler. Vay efendim sen bunu üretebilirsin ama satamazsın. Ya ne demek ya? Bir çiftçi domates üretiyor değil mi? Alıp pazara götürüp satabiliyor. Ama tütün ürettiği zaman yok arkadaş sen bunu satamazsın. Satarsan ne olur peki Fatih Bey biliyor musunuz? O gariban çiftçi 300 metre 500 metrede ufacık tütün üretiyor. Yılda 2-3 bin 5 bin lira kazanıyor diye bunu engellemeye kalkıyor bakın yabancı karteller. Bu iktidarda bunun payandası oluyor. Diyor ki satarsan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veririm ben sana diyor. Ve biz bunu yapmayın dedik yaptılar. Ve onlarca vatandaşımız hapse girdi bu çerçevede. Şimdi isyan etti Adıyaman ve Malatyalı tütüncüler. Bunun sonucunda da şimdi diyorlar ki 5 ay erteleyelim. Ya peki, sonuç değişmiyor ama 5 ay sonra ne olacak? Aynı şey. Fatih Bey 5 ay sonra ne olacak? Ya biz diyoruz ki rekabetin şartlarını yaratalım ama siz sonuç olarak bir fille bir karıncanın rekabet etmesini istiyorsunuz. Yani devasa şişmiş, semirtilmiş yabancı karteller var. Hani bunlar yerliyiz, milliyiz diyorlar ya. Ne yerlilik? Ne millilik. Sonuç olarak yabancı karteller gelmiş, tütün pazarını işgal etmiş. Burada milyarlarca dolarlık sigara satıyorlar. Karlarını alıp yurt dışına götürüyorlar. Bir de yerli tütün kullanmıyorlar. Yani Türkiye çiftçisinin ürettiği tütünü kullanmıyorlar. Biz diyoruz ki arkadaş bunlar tamam pazarda varlar ama bunu dengeleyecek bir yerli üretim olsun. Yerli üretici de ürettiği tütünü alsın, götürüp satabilsin diyoruz. Yok, karteller rahatsız. Bir şey söyleyeyim. Ve o yüzden de hapis cezası getiriyorlar. Dünyanın çok meşhur bir tütün, hatta şu deve var kapağında. Evet. Bir tütün sigara üreticisi şöyle bir şey söylemişti. Ben kendi sigaralarıma, bu arada sigara sağlığa zararlıdır, bunu da belirtelim arkadaşlar. Evet. Ben kendi sigaralarıma Adıyaman tütünü katıyorum. Çünkü dünyanın en iyi tütünü Adıyaman tütünüdür demişti. Bunu o sigaranın üreticisi söylemişti ve o deveyi de Türkiye'yi kastederek koymuş ama Türkiye'de deve yok tabii. Türk tütünleriyle harman yapıyordu Virginia tütününü. Evet. Yani Amerika'dan Virginia bölgesinde yetiştirilen o iri yapraklı, biraz şişirilmiş, biraz kimine göre biraz yani aşırı büyütülmüş, hormonlu olduğu iddia edilen o tütün yapraklarını getiriyorlardı Türkiye'ye ve Türk tütünüyle karıştırıyorlardı. Peki o da bırakmış anladığım kadarıyla son zamanlarda. Ne yapıyor Adıyamanlı tütünü? Yani niye bırakıyor biliyor musunuz Fatih Bey? Bakın bu iktidar göreve geldiğinde 400.000 tütün üreticisi vardı. 400.000. Şimdi düşmüş 50.000'e. Peki yaş ortalamaları kaç? Ben araştırdım. 58. Bu 50.000 geride kalan tütün üreticisinde yaş ortalaması 58. Demek ki 350.000 tütün üreticisi üretimden kopmuş. Önce çiftçi yoksulu olmuş, daha sonra büyük şehire göç etmiş, kent yoksulu olmuş. Düşünün yani şehirlerimiz niye bu kadar doluyor? Orta kalmış. Ve orta yaşın üzerindekilere kalmış. Yani gençler bakmışlar ki bu işten ekmek yok, şehre göç ediyorlar. Ve şehirlerimiz daha da yaşanması hale geliyor ve kır boşalıyor bu çerçevede. Ve kent yoksulu oluyor bu insanlar. Geride kalanlarsa yaş ortalaması 58. Şimdi bunlar ne demek biliyor musunuz? 5 yıl sonra tütün ekecek kimse kalmayacak demek. Niye? Tütün özel bir yetenek ister. Çünkü tütünü sırf ekmek değil ki, onu işlemek var, kurutmak var, kırması var. Bu bilgi birikiminin kuşaktan kuşağa